Bakın değerli arkadaşlar, bir kere daha anlatıyorum. Bir daha da anlatmayacağım. Bana böyle hackermışım gibi, milletin hesabını hackleyecekmişim gibi ithamlarda bulunanlar için özellikle bunu çekiyorum. Şu arkadaşlar, Twitter'ın arama kısmına memleket hashtag yazdığınız zaman bu benim paylaştığım program geliyor. Bakın şimdi bunun ne yaptığını size bir daha anlatacağım. Bir daha da anlatmayacağım arkadaşlar. Bütün editleri falan durdurdum. Bazı zevzeklerin sayesinde. Bu şekilde de parti parladığı gibi söner arkadaşlar. Böyle particilik olmaz. Her neyse, konuya geçelim. Bakın, diyelim ki Twitter'da her gün gönderi paylaşıyoruz değil mi? TT'den düşmemenin olayı nedir? Bakın burada şu an TT'de mesela. Bunun olayı nedir? Her gün çok sayıda aynı hashtag'e yüklenmek, doğru mu? Diyelim ki belli bir hashtag dizisi belirledik. Daha çok kişiye ulaşmak, daha çok gündemde kalmak için. Şimdi bunu bu sırayla her gün kullanırsak arkadaşlar, bir süre sonra Twitter hesabınızı banlayacak. Benim kendi şahsi hesabım banlandı bu yüzden. Başka hiçbir ihlal yapmadım. Aynı hashtag dizisini aynı sırayla postlara eklediğim için. O da depremde post atıyordum sürekli. Oğuzhan Uğur'u filan mention alarak, onlar çalışıyor diye. O arada hacklendi hesabım, yani bloke edildi ve geri açmaz Twitter. Bakın, ben bu konuma düşmeyin diye uğraştım. Bir yazılım geliştirdim ama yaran almıyormuş demek ki. Bakın, yazılım şu arkadaşlar, bu virüs falan değil, bu benim yazdığım bir MS-DOS kodu. Bakın şurada mesela bir geri geleceğim, onu da göstermiş olayım. Bakın OCR, bakın burada mesela şunu sildim arkadaşlar, tamam mı? Burada bir yazı var. Bakın böyle bir haberden bir screenshot aldım, SS aldım. Bakın bunu benim yazdığım programa sürüklüyorsunuz. Bakın arkadaşlar, program birkaç saniye içinde işlem tamam diyor. Bakın buraya yeniden aynı metin belgesini oluşturdu. Bu JPEG'deki yazıyı normal editlenebilir yazıya çeviriyor arkadaşlar. Muharrem İnce'nin 4 sayfalık yazdığı mektubu da, bana aday olduğum için kızan kardeşlerime adlı mektubunu da bu şekilde önce yazıya sonra da sese bunu kullanarak çevirdim. Bakın arkadaşlar, bunu tamamen ben yazdım, tamam mı? Ben bir yazılım geliştireceğim batch kodlamayla, bu da Python dilinde. Anlatabiliyor muyum? Ben hacker falan değilim yani. Bu da size bir son bildiri olsun. Bakın yeniden ince klasörüne girelim. Buna çift tıkladığınızda arkadaşlar, bu önceden belirlediğimiz 100 tane hashtag arasında farklı sırayla hashtagleri bakın panoya verdi. Ben sadece Ctrl V yapıyorum. Yani sadece bir yere gelip kullanacağım yere sağ tıklayıp yapıştır diyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bakın temel hashtagler aynı, değişmiyor. 6 tane de rastgele hashtag ekliyor sonuna, dizinin sonuna. Bakın burada 3. sıradaydı. Burada da 3. sırada denk gelmiş. Bakın 4. sırada farklı bir hashtag var. Gördünüz mü arkadaşlar? Yerlerini değiştiriyor. Bakın bu burada 2. sıradaydı mesela. Yaptığı işlem bu. Bunu her çalıştırdığınızda bu hashtag dizisini rastgele sıralayan bir kod. Umarım anlatabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.